Sorularda arkadaşlar hangisi kolaysa onu yapacağız. Bazen katlanmış şekli eski haline getiririz. Bazen de normal katlarız. Bu soruda açıkçası katlamak daha kolay geldi bana. Şimdi gördüğünüz gibi ilk şekilde 10 derece verilmiş ya. Hemen o açıyı aşağıya da yazalım. Bakın burası 10 derece. Burası 50 derece. D, A, C açısı. Katlayınca ne değişmez? Açı. Şimdi haliyle katlayınca uzunluk da değişmediği için AC AC üstüne eşit. Bu arada Şuradaki CA üssü DD de 50 derece olacak Katlamada açı değişmediği için çünkü AD üzerinden katlıyorum. Sonra arkadaşlar 10 derece olduğu için Şuradaki CAB'ye 40 kalacak. Yapalım Burası da artık CAB 40 derece. AC üssü AC'ye eşit kenarda dursun. Bu arada ne demiş? AC'yi de AB üzerinden katlayacağız arkadaşlar. Böylece AB üzerinden katlayınca AC üssü AC 2 üssüne eşit olacak ve 40 derece olacak buradaki EAC 2 üssü açısı. 10 dereceydi şu bize verdiği BAD 30 derece kaldı buraya. Tamamı 60 dereceydi. 20 derece kaldı CC 2 iki üssüne. ikizkenar üçgen geldi AC ile AC üssü bakın kendiliğinden eşit çıktı katlamalar neticesinde. Burası zaten 60'tı. Tamamı o zaman 80, 80 olacak. Böylece alfaya tamamı 80 olması için 20 derece kalacak. Çünkü 60 olduğunu biliyoruz zaten bir açının eşkenarda. D şıkkı. Şimdi arkadaşlar BK, BD'ye eşit verilmiş. Bir de K bilmiyoruz ona eşit verilmiş. Şimdi bu e, A, D ve C'den 1'e olacak şekilde yapıyormuş. Şimdi... A, D ve C eğer buradaki KA olursa muhteşem üçlüden dolayı arkadaşlar 64 olur. Şurası 64 olacağı için 26 olacaktır. Buraya da 26 kalır. İki skener üçgenden dolayı da 180'den 26'yı çıkarırsak 154, 77 ve 77 olur. Böylece 26 derece olduğu için iki iç bir dıştan dolayı X'e 51 kalır. Bu bir. İkincisi, bunları şimdi siliyorum. X'in 51 olduğunu gördük bir cevapta. Gelelim şimdi arkadaşlar. ADC, bir de KC yapalım. Şimdi KC yapınca da zaten A yapmaktan bir fark olmayacak ki. KC ile BKBD eşit olduğunda aynı deminki gibi. Buralar yine 64. Çünkü muhteşem üçü Demin de AK'dan dolayı KC eşitti. Şimdi KC'den dolayı AK eşit olacak. Böylece arkadaşlar, burası yine 26. Burası yine 77. Burası böyle 77. X yine 51 oldu. Ama son durumda bakın şimdi gidip biz orada D noktası alırsak cevap değişecek. KD ile gidip ne diyordu? BK ve BD'yi eşit algılarsak burası 60 olur. Burası 60 olur. Burası 60 olur. Buraya 30 derece kalır. Haliyle 64 olduğu için burası 26. O zaman bak burası 34 derece geliyor. Haliyle cevap anahtarı hatalı olmadığına göre doğru cevap arkadaşlar 51 ile 34 arasındaki fark olacak değil mi? 51. Burada da 34 çünkü demin 51 bulmuştuk. Haliyle aradaki fark 17 derece D şıkkı. Muhteşem üçlüyü unutmayın. AD, BD ve DC birbirine eşit. İkiz kenar üçgen oldu. AD, DC eşit olduğu için 50 derece geldi DAC Böylece kaldı arkadaşlar 40 derece. İki üçgen çıktı bakın yeni. AD ve AE. O zaman 70-70 olur. Böylece artık yapacağımız iki skenardan dolayı burası da 40 derece olduğu için ister iki iç bir dıştan görelim. Hatta ben iki iç bir dıştan yapayım. Siz iç açılardan yaparsınız yine. Şuradaki toplamlar 40 artı x 70. X 30 derece 5. Sorularda hangisi kolayınıza geliyorsa oradan yapın. Ben şimdi burada kolay kısım eski haline getirmek daha mantıklı olduğu için böyle yapacağım. Böylece burada şunu göreceğiz arkadaşlar. Paralel demiş ya. 53 derece olduğu için yine 53 derece. Sonra devam ediyorum bakın. Şöyle 37 derece A açısı. E katladığımızda A açısı nereye geliyor? A üstüne. Demek ki bu açı da 37 derece arkadaşlar. 2'yi hiçbir dışı yapmayı unutmayalım. 37 artı x eşittir. 53 x buradan 16 oldu. E şıkkı. Evet burada hemen görmemiz gereken mevzu arkadaşlar. Tabii ki ikiz kenar üçgenden kaynaklı buradaki alfa alfa derseniz buraya da alfa. 3 alfa 90 alfa gördüğünüz gibi 30 30 30 buralara yazarız. Sonra alfa 30 olduğuna göre b açısı da 30 olacak. Çünkü bize ikiz kenar bir üçgen vermiş. Bu yüzden x de 60 derece oldu. C şıkkı. Evet muhteşem üçlüyü unutmamak lazım. Bakın burada BFFE'ye eşitse muhakkak AF de eşittir. Hemen ben burada odaklanacağım şey arkadaşlar X değil. Geometri sorularında bazen hemen sorulana odaklanıyorsunuz. Verilenlere bakın. Burası A buraya A buraya A diyelim. X'i bulmak için sonuçta benim bir şekilde B'yi bilmem lazım. Veya D, A, bilmem lazım. 96'yı biliyorum. Yani ikinci bir açıyı bileyim ki üçüncü açıyı da bulayım. Dolayısıyla bak burada 2 iç bir dıştan 3A96 değil mi şu ABD üçgeninde? Haliyle A 32 oldu. A 32 olduğu için artık gönül rahatlığıyla bu B'ye 2A olduğu için 64 derim. 64, 90, 26 derece kalır BAC üçgenin iç açılarından dolayı C şıkkı. Eşkenar üçgen verilmiş bir de kare verilmiş arkadaşlar. Peki neden? Burada kare verilmesinin sebebi. Karenin kenarları eşit. Eşkenar üçgenin de kenarları eşit. Bakın şimdi. Bir de 90-90'dan dolayı HF buradaki BC paraleldir. Doğru mu? O zaman şöyle bir şey olacak. Bakın sakın atlamayın. Yöndeş açılardan dolayı 60-60 oldu ya. Bu AH, AF ve HF'nin birbirine eşitliğini doğurdu. Böylece HF aslında HA'yı eşit. Karenin kenarları birbirine eşittir. Kendiliğinden HD ile şöyle yine göstereyim bakın. Haşa birbirine eşit oldu şu üçgende. Bundan sonra artık neyi göreceğiz? Oranın zaten şu açısı 90 derece kareden dolayı toplamda 150 derece oldu. İki skener üçgen olduğu için 15 derece. Burası da arkadaşlar 15 derece. Peki X'i nasıl bulacağız? X'i bulurken de iki iç bir dış yapayım yine. Sonuç olarak şuraya dikkat edin. 60 derece değil mi? H açısı. O zaman buradaki A açısının da 15 olduğunu biliyorum. X eşittir. 15 artı 60, 75. Ben mümkün olan bütün soruları bakın. iki iç bir dışla yapmaya çalışıyorum ki bu mantığa alışın. Birçok arkadaşımız iki iç bir dıştan değil de böyle üçgen iç açılarından gitmeye çalışıyor. Bu sefer sıkıntı yaşayınca soruların bir çoğu gelmiyor. O yüzden buna alışmanızı isterim. Evet, burada muhteşem üçlü yapardım normalde. Ama işin içinde şöyle alakasız bir AB uzunluğuyla ED uzunluğunun eşitliği var. Ne alaka? Bir de üzerine orta nokta var. İşte bazı sorularda arkadaşlar muhteşem üçlü olmazsa gidip paralel çekmek bence mantıklı olur. Uzunluk varsa işin içine ben bir de bunu düşünmenizi isterim. 2A desek eşit verilmiş. 2A Orta tabandan dolayı EHA olur. Şimdi bakın lütfen şu üçgene EHD'ye. Hipotenüs bir dik kenarın iki katıysa bu hangi üçgen? 30-60-90 üçgeni. Bundan dolayı artık burası 30. Tamamı 60 olması için şu açıyı arkadaşlar 35 kaldı. Yöndeş açılar birbirine eşittir. EHAB paralelliğinden X 35 oldu. A şıkkı oldu. Bunu iki yoldan çözeyim arkadaşlar size. Birincisi klasik üçgenden olsun. ikincisini isteyen dinlesin. Şimdi bir kere burada bu üçgenleri sakın eş üçgen demeyin. Bazen ben öyle diyenler görüyorum. Sonuç olarak iki tane üçgenin kenarları aynı olduğu halde üçüncü kenarları farklı olur. Örnek 3 3 2 üçgeniyle şöyle arkadaşlar 3 3 4 üçgeni bakın iki kenarları eşit ama bunların sonuçta tepe açıları ile ilgili bir şey bilmiyorsanız hemen bunlara eşlemeyin. O yüzden bak harflendirirken xx diyeceğim buraya da yy diyeceğim. Öyle demesek de geliyor hocam soruları evet oluyor ama burada hemen oraya xx yy yerine de xx derseniz bu sorulur. Böyle şansa bulmuş olursunuz ama başka sorularda sıkıntı yaşarsınız. O yüzden burayı da bilmiyoruz şimdi bakalım. Şimdi 2x daha doğrusu x artı y 155 derece şuradaki açıdan dolayı. O zaman 2x artı 2y Şuraya A diyeceğim. Buraya B diyeceğim. Artı A artı B. İki tane üçgen olduğu için toplamları 360 yapar. Burası 310 derece. A artı B'ye de bakın 50 kaldı. Buradan hallettim E Şimdi isteyen dinlesin. Çember yoluyla göstereyim bir de. Bir noktadan çıkan en az 3 doğru birbirine eşitse o zaman bu bize ADE'den geçen ve merkezi B olan bir çember olduğunu söyler. Haliyle Burası arkadaşlar 155 ya. Çevre açıdan dolayı şu geriye kalan sarıyı da göstereyim bakın. Şu karşısındaki açı 310 derece. O zaman geriye ne kaldı buradaki ADE yayına 50 derece. Merkez açı gördüğünün aynısıdır. Cevap 50 olur. Yine bakın E'yi bulduk.